sevgili dostlar. Osman abi gibiden herkese selamlar, sevgiler. Dün artık su kresi ihtiyacım hat safhaya çıktığı için ulan hep su kaçırmış ya. Su kresi ve yeşil su kültürü satan bir N11'de ilan vardı. Onu almak durumunda kaldım. Sizinle birlikte açılışını yapayım. Artık su kresi üretebileceğiz. Çünkü yeşil su kaynağım da bol. O kadar sarmışlar. Ama bunu yine de su kaçırmış. Sizinle birlikte açalım bakalım nasıl. Hep birlikte görelim, notunu verelim kendi tecrübelerimiz doğrultusunda. Şöyle ki yeşil su iyi. Bende zaten yeşil su gırla var ama yanında veriyordu. Ne yapayım? Tamam dedik yani. Olsun, onu da katalım. İçine de birazcık su mercimeği koymuş. Ben dedim su marulu var mı? Oo, pireler güzel abi. Pireler güzel. Bir dakika ya, size gösteremiyorum. Pireler güzel. Gayet güzel. Şöyle odaklasın. Gayet güzel. Yani bu kültür zaten. Bunu şimdi şöyle yapacağız. Ulan güzel de kapamış adam ama yine de su kaçırmış ya. Su mercimekleri de güzel. Kaliteli su mercimeği. Onları şöyle yapacağım abi. Onları burada yetiştireceğim. Bir dakika. O zaman şunu kesmem gerekiyor. Onu alacağım. Heyecanlandım ya. Ulan su piremiz üredi mi, üreyecek mi, ürüyor mu? Yani bari dedim destek verelim. Bunu kaç paraya aldım ben ya? 26 liraya aldım ben size. Şimdi yeşil su kültürünü de şey yapacağım. Şu mercimeklerini alacağım buradan. Şu lotusu ektiğim yere aktaracağım. Yapacak bir şey yok kardeşler. Durum bu. Durun aktarayım, size de gösterelim. Evet sevgili dostlar, şuraya bir dakika, bulanık mı, yok, şuraya aktardım pirelerimizi. Su derin diyecek kardeşlerimiz ama kardeşim, bir kardeşimiz beni uyarmıştı, sığ suda yaşıyor bunlar diye falan. Öyle bir şey yok ya kardeşim, pire bu, atlıyor zıplıyor çıkıyor, suyun içinde zaten oksijeni parçalıyor. Öyle bir şey yok. Ben daha önce aklıma geldi, derin yerde de pire üretenleri gördüm yani, ne duyması hatta. Ya bundan daha derin şeyde adam böyle küvetin içinde üretiyordu. Üf, ne biçim nemli. Öyle bir şey olmuyor ya. Sağ ol ama öneri için kardeşim. Ben seni kırmadım. Aklıma gelmedi o anda. Kırmak da istemem zaten hiçbir kardeşimizi. Söyledim. Tamam dedim, sağ ol dedim, bakarız dedim. Baktım sonra düşündüm ki öyle bir şey yok. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Tekrardan merhaba sevgili dostlar. Su piresi kültürümüz buradaki yeşil su konteynerinde, kabında ya da buraya da bir miktar su piresi aşıladım. Burada da bir kabımız var. Su piresi üretim tesisimiz var. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Valla su pirelerinde olmazsa olmaz yeşil su bence, ama yeşil su da bulamıyorsanız mutlaka Spirulina tabletler var. Onlar da biraz pahalı. Onları tavsiye ederim. Bunun dışında da mayayla yapılıyor ama mayayı çok önermiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü maya suyu çok çabuk kirletiyor. Birazcık dereceyi kaçırırsanız suyun kalitesini bozuyor ve pirelerin ölmesine sebebiyet veriyor. Ama yeşil su bunların zaten doğal besini. Yeşil suyu ben pire bakımında şiddetle tavsiye ediyorum. Su piresi üretim tesisimizi kurduk. Su piresiyle ilgili bu videoyu da birilerine faydası olur amacıyla koyalım. Umarım fayda sağlamış oluruz birilerine. İki tane büyük kapta su piresi üretimine koyulduk. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Hazır su pirelerimizi almışken su pireleriyle ilgili bildiklerimizi de bu başlık altında toplayalım istedim. Geçmişte ben çok su piresi ürettim. Yalnız geçmişte tabii bu su pirelerini üretme aşamalarında bayağı bir zorluklar çektim. Çünkü
Su piresi üretirken mutlaka ama mutlaka ihtiyacımız olan şey yeşil su sevgili dostlar. Normalde kuru mayayla da oluyor. Yalnız kuru mayayla ben geçici sonuçlar hep elde ettim geçmişte. Yani bildiklerimi söylüyorum. Ve kuru mayayı suya karıştırdığımız zaman su pirelerinin bulunduğu konteyneri yani tankı, akvaryumu, kabı her nerede bakıyorsanız çok çabuk kirletiyor, kokutuyor. Bu sebepten de suyu zehirleyebiliyor, pirelerin ölümüne sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden ben mayayı tavsiye etmiyorum. Ama yeşil su çok önemli sevgili dostlar. Geçmiş videolarımda da su piresi yeşil su nasıl üretiliyor, nasıl elde ediliyor? Bununla ilgili videom olmuştu. Bunu da bu videonun sonuna koyayım. Oradan merak edenler bakabilir. Yalnız yeşil su fitoplanktonlar özellikle Japon balıklarının beslendiği böyle havuz ortamlarında çok çabuk gelişebiliyor. Aslında dünyanın varoluşundan beri bizimle birlikte bizden önce de var olan ağaçlar buna sebep oluyor. Ben su piresi üretiminde şiddetle yeşil su tavsiye ediyorum. Tabii ki bu yeşil su bulamıyorsanız spirulina tabletler var. Onları alıp suda eritip de verebilirsiniz. Bu da güzel sonuçlar veriyor. Geçmişte bunu da denemiştim, yapmıştım. Yani yeşil su kışın ortasında üretemiyorsunuz diyelim. Hasbelkader olmadı. Spirulina tablet suyun içinde eritip su pirelerinize servis edebilirsiniz. Su pirelerinden de biraz bildiğim kadarıyla ve buradan internetten bakarak faydalı bilgiler bu videoya eklemek istiyorum. Su piresi yani Dapina su piresi. Bunu da ekleyelim sevgili dostlar. Belki birilerinin ihtiyacını görür, birilerinin faydalı oluruz. Tek amacımız bu, ilk amacımız bu daha doğrusu. Wikipedia'dan bakacağım. Su piresi, Dapina. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Herhalde bu İspanyolca veya Dapina. Suda yaşayan, pire gibi zıplayan, su omurgasızlarını içeren cins. Tabii bunun başka cinsleri de var. 1-2 alt cins ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 tane türü var. Alt cins olarak da Dapina, Hyalodapina diye 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 bir alt cins de Stenodapina 1-2-3-4-5-6-7 bayağı bir türü varmış. Ben de bu kadar bilmiyordum. Yani 3-4 tane olduğunu düşünüyordum. Akvaryum balıklarının beslenmesinde kullanılıyor. Eklem bacaklılar şubesine ait bu hayvanların boyutları 0.2 ile 5 mm arasında değişiyor. Uygun sıcaklıktaki 15-22 derece su birikintilerinde, nehir kenarlarında, tatlı su ve göllerde, bataklıklarda yaşıyor. Bahar aylarında partenogenez olayı ile ürüyorlar. Bu üreme, yani onu da açıklayalım. Partenogenez ya da döllenmesiz üreme. Gerek bitkilerde gerek hayvanlarda döllenmemiş bir dişi gametin gelişip yeni bir birey meydana getirmesine deniyor. Çok enteresan. Uygun sıcaklığı. Evet, onu da ekledik. Üretimi son derece basit ve masrafsızdır. Günde 100 kat çoğalabilme özellikleri vardır. Bu da canlı yem üreticileri için bulunmaz bir fırsattır. Çoğu evcil balık yetiştirme merkezlerinde bu canlıdan bolca faydalanılır. Affedersiniz. Bu canlıların Hans Stumphahn isimli bir Alman bilim adamı bu canlının bir çeşit zooplanktondan evrimleştiğini bir tezinde dile getirmiş. Bunu da ekleyelim. Su pireleri ile ilgili videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım birilerine faydası olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.